Arkadaşlar hepiniz kanala tekrardan hoş geldiniz. Bugün bayağıdır Tycoon oyunu oynamıyorduk arkadaşlar. Bugün tekrardan Tycoon oyunlarına başlıyoruz. Güzel bir Tycoon oyunu buldum. Bugün onu oynayacağız bakalım. Polis olmaya çalışacağız arkadaşlar. Karakol açacağız ve polis olmaya çalışacağız. Umarım eğlenceli bir video olur. Umarım hoşunuza gider. Direkt başlayalım arkadaşlar. Direkt bize ilk başladığımızda zaten 52 dolar veriyor buradan. Şunu bir alalım bakalım. Ve bedava bir tane dropper'ımız geliyor, tamam mı? Bu dropper'da arkadaşlar dokunarak sanırım. Aynen, otomatiklerden değil. Dokunarak çalışanlardan. Paramız da burada yazıyor zaten. Cash 50 dolarımız varmış zaten. Şu otomatiği direkt alalım. Çünkü bize 50 dolar bedava verdi zaten. Şimdi biz buradan kasmaya devam edeceğiz. Benim ilk amacım her Tycoon'da olduğu gibi arkadaşlar şu dropper'ları bitirmek. Çünkü ilk önce dropper'ları bitirmek her zaman çok daha mantıklı. En azından bu Tycoon oyunlarında böyle. Çünkü dropper'lar bize para veren şeyler zaten. İlk önce dropper'lar, ondan sonra işte etraftaki şeyleri, itemları ala ala toplaya toplaya bu sayede gelişebiliyoruz bence. Evet, hızlı bir şekilde 300 dolar biriktirdim ve buradan ikinci otomatik dropper'ımızı alıyoruz arkadaşlar. Muhtemelen şu veya bir tane daha vardır bundan. Son iki tane dropper kaldı ve şunlar da muhtemelen Robux'a sızdırıyor arkadaşlar. Bakıyorum. Aynen, burada spor upgrader var. Bu upgrader şuraya geliyor ve mesela buradan 1 dolar geliyorsa bu upgrade'den geçtiği için 2 dolar olarak aşağı iniyor. 2 katı neredeyse yani. Burada da süper dropper var. Bu da muhtemelen şu otomatiklerin süper versiyonu ve daha hızlı bir şekilde geliyor Robux'ta satın aldığınızda. Burada bir tane özel kuvvetler için arkadaşlar böyle minibüs tarzı büyük bir tane araba var arkadaşlar. Buna kamyon falan da diyebilirsiniz. Burada da süper polis arabası var. Ben bunu Robux'ta satın almak istiyorum özellikle şu polis arabasını. Çünkü burada bir tane Lambo var arkadaşlar. Lamborghini ve polis arabası bir şekilde. Bunu gerçekten almak istiyorum. Eğer bu video hoşunuza giderse, bunun devamını isterseniz Robux harcayacağız biraz bu oyunda. Çünkü oyun gerçekten efsane bir şeye benziyor arkadaşlar. O yüzden sizden bu videoya 3000 like bekliyorum. Şimdi direkt 700 dolar daha biriktireyim arkadaşlar ve şu dropper'ları bir bitirelim artık. Ve hızlı bir şekilde 700 dolarımızı biriktirdik. Hemen şuradan 3. dropper'ımızı da alıyoruz ve son bir tane ultimate dropper kaldı arkadaşlar. Bu da 1700 dolar. Fakat bunlardan en güçlüsü muhtemelen. Burada 4 tane olacak fakat şu sonuncu alacağımız ultimate dropper şu 3'ünden bile daha güçlü olacak muhtemelen. O yüzden bayağı da pahalıymış arkadaşlar. Bunu almadan önce şu 100 doları şu duvarları bir alalım arkadaşlar. Şöyle duvarlarımız en azından bir gelsin. Şöyle karakolumuzu güzel bir görüntüsü olsun. Çok güzel vallahi. Efsane gelişeceğiz ya. Ve arkadaşlar bayağı bir fazla paramız birikti. Görmüş olduğunuz gibi 3000 dolarımız var. Hemen şunu aldım ve artık dropperların sonuna geldik. Çok güzel bir şekilde katıldık. Dropperları artık bitirdik. Şimdi yavaştan arkadaşlar artık şunları almakla başlayabiliriz. Şu an 1600 dolarımız var. Şöyle duvarlarımızı yükseltelim. 700 dolar daha verelim ve şöyle duvarları yükseltelim. En önemli şeyler şu pencerelerden başlıyor arkadaşlar. Ve şu arka taraf falan bayağı pahalı bir şeye benziyor. Oğlum biz burada bayağı fazla para harcayacağız ya. Yine bayağı fazla para birikti arkadaşlar. Hemen şuradan şu pencereleri bir alacağım. Evet, pencerelerimizi aldık. Peki şuna paramız yetiyor mu? Buna da paramız yetiyor. Ve artık karakolumuz çok güzel bir hal almaya başladı ya. Hadi 300 dolarımız kaldı. 300 dolar zaten artık bir şey yok. Çünkü her şey artık çok pahalılaşmaya başladı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kasmaya devam edeceğiz. Muhtemelen şuraya bir tane daha bir kapı var. Burada bir oda olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum ya. Tahminlerim o yönde şu an. Ve sıradaki satır alacağımız şey dostlar işte bu kapı. Çok güzel bir şekilde ilk kapımızda lazer kapımızı buraya koymuş olduk arkadaşlar. Bu şekilde açıyoruz. Düşmanlar bu şekilde girebiliyor. Fakat kapalı olduğunda sadece biz geçebiliyoruz arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuzdur lazer kapıyı. Çok güzel. Karakol bayağı iyi ilerliyor arkadaşlar. Tamamdır. Buralarda ilerlemek için arkadaşlar şu halıyı almak zorundayım. Çok pahalı ama mecbur bunları almak zorundayız. Çünkü bunlar o şekilde ekleniyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Ve şurada kendimizi savunmamız için bir tane bir şey var. Görmüş olduğunuz gibi burada tahta bir tane kılıç verecek bize. Bunda artık kendimizi savunabiliriz. Çünkü buradaki diğer Tycoon oynayan oyuncular gelip sizi öldürebiliyor arkadaşlar. Ve öldürdükten sonra da şuradaki paranızı çalabiliyorlar bu arada. Gerçekten böyle bir şey var. Burada mesela atıyorum 1000 dolar olduğunu düşünün. Bunun üstüne gelip 300 dolarınızı çalabiliyorlar. Tüm parayı çalamıyorlar ama gerçekten 300 dolar da az değil arkadaşlar. Çünkü buradaki her şey çok pahalı. Yani böyle şeyler için kendinizi korumanız lazım. Bu oyunda, bu Tycoon oyununda böyle bir şey olması benim çok hoşuma gitti. Çünkü yani diğer Tycoon oyunlarında da kendileri böyle düşmanları öldürme vardı. Fakat para çalma olayı yoktu. Gerçekten böyle şeyler oyunlara yeni yeni eklendikçe benim çok hoşuma gitmeye başlıyor. 1000 dolarımız var. 1000 dolarla ne satın alabiliyoruz? Şöyle bir bakayım. Hiçbir şey satın alamıyoruz sanırım. Burada bir tane masa sandalye alabiliyoruz. Sorgu masası burada mı acaba? 2500 dolar istiyor. Sorgu masası olabilir o. Onu bir satın almak istiyorum. Tamamdır. Şu sorgu odasını bir satın alalım artık. Çünkü karakolun en önemli şey. Aa gerçekten sorgu odasıymış lan burası. Tahmin etmiyordum. Ama bunun duvarı yok tabii. Duvarlarında yeni satın alacağız. Burada dekorasyon için 2500 dolar istiyor mu? Çok pahalı. Dekorasyon için bence buna şimdilik gerek yok. En azından birazcık daha kasılana kadar bunu bekleyebiliriz. Şimdi burada 1750 dolara şunu alabilirim arkadaşlar. Hemen alayım. Şu duvarlarımızı alalım. Artık karakola benzedi. Tamamdır. Oradaki duvarlar da geldi.
bitti. Hemen bakıyorum, bir sorgu odamız hazır. Çok güzel. Bir tek çatısı eksik arkadaşlar. Bir de ışığı falan, sorgu ışığı oluyor ya, onları da eklemem lazım. Arka sokaklarda görmüştüm. Oğlum arka sokaklar Mesut abiye döndüm lan şu an. Tokmak kafa nerede? Tokmak kafa. Arkadaşlar inanılmaz para kastım. Sağ üstte görmüş olduğunuz gibi 37 bin dolarım var şu anda ve buradaki her şeyi satın almak istiyorum. Şimdi ikinci şu dekorasyonlarla başlıyorum. Babaydı la, oğlum şuna 2500 dolar verdim. Şu ağaca. Ağaççım benimle konuşur musun lütfen? 2500 dolar verdim sana. Allah'ım ya. Burada bir şey var mı? Burada hiçbir şey yok. Tamam, şu dışarıdaki bu tabela galiba. Şunu bir alalım. Tabela da değilmiş. Allah kahretmesin. Tabela 12500 dolar. Şu an buna para harcamayacağım arkadaşlar. Çünkü şunları almam gerekiyor. İkinci kat duvarlarımızı aldık. İkinci katın ışığını aldık. Şuradan araba platformumuzu alalım arkadaşlar. Ve bir tane polis motosikleti var. Polis motosikletini alıyorum ben. Ve işte burada. Şimdi spawner'a tıklıyorum ve motorumuz geldi. Çok güzel görünüyor. Polis arabası 40.000 dolar arkadaşlar. Bunu da alırız, fakat bir tane de şu garaj kapısı almamız lazım. Kepenkler olur yani. Onlardan almamız lazım arkadaşlar. Fakat şu anda ona paramız yetmiyor. O zaman 5.000 dolarımız var. Acaba onun parasını beklesem, yoksa direkt şunu alsam mı? Bu arada sorgu odamız hazır. İşte ışığımız falan da burada. Çok güzel bir şekilde burası da hazır öldü. Acaba şimdi düşünüyorum, ikinci katın merdivenlerini mi alsam? Muhtemelen şuradan merdiven uzatacak bize. Ve oradan da droplar falan alabileceğiz. Veyahut da şu kapıyı mı alsam? Bence şu kapıyı almak daha mantıklı arkadaşlar. Çünkü şöyle bir her tarafını bir kapatalım. Çok az paraymış zaten. Hemen şunu da bir kasalım. Ve artık şu garajın kapısını, yani şu kepengi almanın vakti geldi. Çok güzel. Bunu aldık. Şimdi şu motosiklete bir binmek istiyorum. Allah, çok güzel. Bunu süremiyoruz mu biz? Kapıyı mı açmam lazım? Aha, kapıyı da açtım ve sürebiliyoruz. Oha, çok güzel. Allah'ım, muhteşem. Allah, dur lan dur. Yanlışlıkla kaydırdım motoru. Oğlum çok güzelmiş bu ya. Kaydırıyorum lan. Hop, bir saniye bir saniye, kaydıracağım kaydıracağım, yine kaydırmak istiyorum. Allah, kaydıracağım. La oğlum, zıplamayacaktım ben ya, el freni var zannettim. Şimdi motor çalışmasını bekliyoruz. Bir çalışır mısın motorcuğum? Oğlum bunun üstüne bineceğiz, ondan sonra motor çalışmasını bekliyoruz. Ve çalıştı, tamam, ışıklar yanınca çalışmış oluyor arkadaşlar. Oğlum çok güzelmiş ya, baya güzelmiş motosiklet. Ha, motorumuzu tekrardan garajımıza koyalım arkadaşlar. Çünkü satın almamız gereken daha bir sürü şey var ve motor sürekli kayıyor, niye bilmiyorum. Şöyle motorumuzu atalım buraya, hatta şuna bir basalım da bir sıfırlansın, o çok güzel. Motor. Şöyle garajımızı kapısını da kapatalım, burada bir tane araba alacağız zaten. Daha bir sürü şeyimiz var ya, daha bir sürü şey satın alacağız. Şimdi şu ikinci merdivenlerimizi alıyoruz ve artık şu ikinci katı açılışını yaptık. Çok güzel oldu bence. Burada da yine muhtemelen dropper'lar var. Çünkü burada dropper'ların düştüğü yerde bir tane delik açmışlar. Burada muhtemelen burada da dropper'lar olacak. Yine ikinci kattaki ilk önce bitireceğimiz şeyler dropper'lar olması lazım. Çünkü en önemli şeyler bence onlar. Kılıcımızı da alalım bakalım. Çok güzel. Aslında soyguna mı gitsek bir ya? Bir soyguna gitsek hiç fena olmaz. Motosikleti almıyorum arkadaşlar. Çünkü motosiklet bize birazcık zaman kaybı olabilir. Çünkü motosikleti park edeceğiz de bineceğiz, geri kaçacağız falan, geçecek, uğraştırabilir. O yüzden biz şimdi hırsızlığa bir gidelim bakalım. Kimi hırsızlasak. Şimdi şu 5 numaraya bir gidelim bakalım. Elimize kılıçla gitmeyelim. Ziyarete gidiyormuşuz gibi yapalım arkadaşlar. Şimdi arkadaki kapı pahalı olduğu için bence sen onu almamışsındır kankacığım. Şöyle bir gidelim bakalım. Arkadaki kapıyı almış mı? Arkadaki kapı pahalıydı. Almış. Fakat açık mı? Açık değil maalesef. Kapalı arkadaşlar. Burası da kapalı. O zaman bizim çatıdan girmemiz lazım. Çatıdan girmek için bir tane taktiğimiz var. Bakalım, deneyeceğim, çalışırsak gerçekten süper olur. Bunu aslında iki kişiyle yapsak çok daha mantıklı. Aynen ya, bu iki kişiyle olacak bir şey arkadaşlar. Bu tek başına olacak bir şey değil. Çünkü çatıda gerçekten sıkıntı oluyor. Bakın şuradan da çatıya, aa, atladım lan. Vallahi atladım. Selamünaleyküm, paran çalmaya geldim. Paran çalabildiğimi bilmiyorum. Seni bir öldürsem hiç fena olmaz kanka. Seni bir öldüreyim beni. Sen şurada bir sıkıştın. Çok güzel. Buraya gel kanka. Kanka buraya gel ve çok güzel. Paranı çalabiliyor muyum bakalım bir. Bir kere çaldım senlerin, bir de çalamıyorum. Aynen, 500 dolarım yoktu ve 500 dolar gelmiş. Daha fazla çalabiliyor muyum? Hayır, çalamıyorum. Ben en iyisi kaçayım arkadaşlar. Çünkü bu çocuk gelecek şimdi birazdan. Aha, şurada döndü. Geliyor mu? Geliyor. Durun, bir kez daha çalmayı deniyorum. 5000 dolar ver. Maalesef çalamıyorum arkadaşlar. Maalesef, yapacak bir şey yok. O zaman ben kaçıyorum kanka. Hadi görüşürüz. Sana kolay gelsin. Bir kere çaldım, seni soygunluğa uydur attım ve gidiyorum. Nasıl polisin öyle bir şey ya? Polisin normalde kendi bölgede koruman lazım. Burada şurada bir yerler falan var. Acaba hırsızlar orada mı ya? Oraya bir gitsek mi? Bence oraya bir gidelim arkadaşlar. Şimdi bir saniye şu paramı bir alayım da çalmasınlar. Tamam, paramı aldım. Burada alacak bir şey varmış. Şu anlık sanırım yok. 3500 dolarımıza 3500 dolar buradan bir şey alabiliyor muyuz? Bu 10.000 dolar, bu 1700 dolar. Şunu bir alalım. Tamam, 5000 dolara şunu alabiliyormuşuz arkadaşlar. Bu da muhtemelen dropper mekanı. Şimdi ben bir motosikletime biniyorum ve gidiyorum, bakalım orada neler var. Gerçekten merak ettim şu an. Evet. Motorun çalışmasını bekliyoruz. Motor çalışmıyor. Ara sıra böyle bir inip binmek lazım senlerin. Ve motorumuz çalıştı. Çok güzel. Şurada kapımızı da kapatalım. Bir saniye kanka. Kapıyı kapatmamız lazım. Tamamdır. Şimdi gidebiliriz. İşte çok güzel. Motosikletimle beraber şuralara bir gideyim. Ah, bir de şu motosiklet şöyle kal. Allah, no no.
Lan ne oluyor? Motosiklet havada kaldı. Tamam, motosiklete bir daha bindim. Tamam diye çalıştırdım. Bu arada burada. Olo, zombi var lan. Oğlum bu nasıl suçlu? Böyle suçlu mu olur? Oğlum senin ölmen gerekiyor. Zombicim senin ölmen gerek. Oha, canı da hiç gitmiyor lan. Ve zombiyi öldürdüm. Acaba zombiyi öldürdüğüm için bana ödül verecek mi? E ölmüyor bu. Ölsene kardeşim, ölsene. Arkadaşlar ölümsüz zombi yapmışlar. Bu ölmüyor. Tamam, motosikletimize tekrar binelim. Kılıcımızı cebimize koyalım. Bu zombi ölmüyor. Acaba başka soyguncular var mı ya? Buraları hırsız yakalayabilir miyim acaba? Yani bunları yaptıysa bu oyunun sahibi muhtemelen buralarda bir şeyler ölmesi lazım. Zombi ölümsüz çıktı arkadaşlar. Ölmüyor zombi bir şekilde. Niye ölmediğini anlamadım yani. Dadi dadi, polis geldi, polis geldi. Neredesiniz la? Honda içeri, Honda mahalleye girdim. Oğlum bunun dışında mahalle varmış. Mahallenin içinde bir sürü zombi var. Allah. Bunun burada bir sürü zombi var la. Zombicim senin burada ne işin var? Ölmek gerekiyor. Arkadaşlar zombiler ölmüyor ya. Ölümsüz yapmışlar. Evlerin içine de giremiyor sanırım. Evlerin çatısında bir şey var mı? Orada da hiçbir şey yok. Buralarda hiçbir şey yok ama şuradan bir tane yol gidiyor. O yola bir gitmek istiyorum ya. Motorumuza binelim. Motorumuzu çalıştırdık. Çok güzel. Şimdi bir gidelim bakalım şuralarda neler vermiş. Yalnız bir şey diyeyim mi? Bu şehrin içi çok güzelmiş ya. Ben buralara hiç daha önce gelmemiştim. Buralara var ya polis arabasıyla bir de silahlı falan gelmek lazım arkadaşlar ya. Çünkü buralarda böyle tek başımıza dönememiz hiç de hayır alamet değil. Çünkü etrafta bir sürü zombi var. Ha zombiler size saldırmıyor ama muhtemelen güncellemeyle falan getirirler bu oyunu zombi falan. Şimdi biz evimize tekrar gidelim arkadaşlar. Çünkü para birikmiştir. Muhtemelen paramızı harcamamız gerekiyor. Dediğim gibi araba falan almamız gerekiyor. Daha bir sürü işimiz var yani. Bir numara burası. Bir numara benim mekanım. Şöyle motosikletimizi gelelim ve içeriye park edelim. Ne güzel kaydırıyorum le. Tamam değil. Motosikletimizi şuraya şöyle fırlatalım arkadaşlar. Kapımızı da kapatalım. Çok güzel. Güvenli bir şekilde tekrardan geldik buraya. Şimdi 5500 paramız var arkadaşlar. Şu yukarıdaki dropperları da bir açalım. Çünkü bunlar bayağı önemli. Aynen öyle. 5500'e ilk dropperımızı alabiliriz. Şu yukarıdaki dropperları da bitirdikten sonra muhtemelen bu bölümün sonuna geleceğiz arkadaşlar. Çünkü önemli olan şeyler tabii ki de dropperlar. Önemli olan şeyler diğerleri değil. Tamamen dropperlar. Şimdi gidip yukarıdaki ilk dropperımızı da alalım. Çünkü paramız birikmiş arkadaşlar. Şurada ilk dropperımızı alıyoruz ve bunlar tıklamalı dropperlar değil arkadaşlar. Bunlar tamamen otomatik olan dropperlar. Bizim için çok güzel oldu. Çünkü burada full muhtemelen 2 tane daha dropper gelecek buraya. Burada da toplam 3 tane olacak. Burada da toplam 3 tane olacak ve bunların hepsi otomatik. Bizim için çok güzel olacak. Şuraya da şöyle bir tane duvar falan alabilirsem bayağı güzel olacak ya. Çok hızlı gelişiyoruz var ya. Ama yukarıdaki her şey çok pahalı arkadaşlar. Bu 10.000, şuradaki duvarlar 10.000 ve muhtemelen bunlar gelişmemiş duvarlar. Geliştirmek için bir 10.000 daha vereceğiz ve pencerelerini almak için muhtemelen bir 5.000 falan daha vereceğiz. Bunlar bayağı pahalıymış ya. O yüzden ilk önce şu dropper'ı hızlı bir şekilde eritmemiz lazım. Hemen bitirmemiz lazım. Hızlı bir şekilde kasılmamız gerekiyor. Ve arkadaşlar yine bir sürü paramız birikmiş. Hemen şu paramızı alalım. Toplam 18.000 dolarımız var. Şimdi yine dropper'lardan devam ediyorum. 7.000 doları al. Bunu alıyorum. 10.000 doları da bunu alıyorum ve şuradaki dropper'ları bitirmiş olduk. Artık şuradaki dropper'lar başlıyor ve 12.500 dolar bunlar. Bu arada bir şey diyeceğim. Yukarıdan gelenler aşağı mı düşüyor, bana mı öyle geliyor? İçeri giriyor. Bir tanesi dışarı mı gitti? Vallahi bilmiyorum ya. Buna bir çözüm bulmamız lazım sanırım. Ama her neyse bugün bayağı fazla geliştik ya. Gerçekten efsane işler yaptık ve üst tarafı da geliştirmeye başladık bile arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz ve hızlı bir şekilde geliyor. Burada 3 tane dropper'ımız var. 3 tane de buraya aldığımızda bayağı hızlı kasılacağız. Şuradan bir aşağı atlayalım bakalım mesela şurada kaç paramız birikmiş. Baksanıza para efsane bir şekilde hızlı artmaya başladı. Çok güzel. Ben böyle gelişmeye devam ederim. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizden bu videoyu en az 3.000 like bekliyorum. En az 3.000 like girsin bu sene. Devam gelecek. Eğer hala kanalıma abone değilseniz aşağıda bulunan butonlarda kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü 100.000 abone olmamıza çok az kaldı. Artık bundan sonraki tüm videolarda da kameralı olacak. Muhtemelen eğer beğenirseniz bu oyunun ikinci bölümü de kameralı bir şekilde gelecek. 100.000 abone olacağız çünkü. Dediğim gibi abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.